Açıklanamayan infertilite bir önünüze gelen çifte bakılması gereken klinik olarak tespit edebileceğiniz parametrelerin bakılıp herhangi bir sorun görmediğiniz bir durumdur. Ancak nerede nasıl bu testlerin yapıldığı da çok önemlidir. Doğru merkez, doğru hekim, doğru tetkik, özellikle laboratuvar çok önemlidir. Bu anlamda sperm testlerinin doğruluğu da önemlidir. Kadının yumurta rezervinin doğru değerlendirilmesi ve buna ait testlerin düzenli ardışık bir FSH E2 bakılıyorsa bunun arka arkaya 3 ay bakılıp doğru karar vermek adına doğru değerlendirmeler yapılması gerekir. Klinik olarak açıklanamayan infertilite durumlarının mutlaka bir sebebi vardır. İşte biz bu sebebi araştırmak adına işin mutfağına inmek zorunda kalıyoruz. Yani tüp bebek yaparak ancak bu sebebi tespit ediyoruz. Yani bir kadının ultrasonografik olarak yumurtasını gerçek yumurta büyüklüğünde görmek mümkün değil. Çünkü 100 mikrondur. Hiçbir hekimin gözü 100 mikronu göremez. Yani tüp bebek yaparken yumurtayı değerlendirmek durumundayız. Ya da spermi içine koyup, yani iki genetik yapıyı bir araya getirip ürünü, mahsulünü, embriyo kalitesini görmek durumundayız. İşte açıklanamayan kısırlık dediğimiz durumun işin laboratuvar kısmında açıklanabilir haline dönüştürüyoruz. Yani sizin çift olarak bakın bugüne kadar gebe kalamama nedeniniz buymuş diyoruz.